Herkese selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve keyifli geçiyordur. Şimdi en son videomuzda ne dedik? Ben Avrupa vatandaşı olunca hayatımda neler değişti? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor muyum? Ya da Türkiye'de yaşamak için ve Türkiye'den yurt dışına gitmemek için ne gibi sebepleriniz olabilir? Bunları çok samimi bir şekilde sizlere paylaştım. Kendim bildiğiniz gibi son 5-6 yılımı burada geçirdim ve Türkiye'den kesinlikle 2017 yılından beri çok izole bir hayat yaşıyorum. Türk toplumunun yaşadıklarını yaşamadan, Türkiye'de maruz kalınan onca kötü şeye, sosyal çürümeye daha doğrusu maruz kalmadan ben burada son 6 yılımı geçirdim. Ve bugün biraz da aslında videomda bunlardan bahsetmek istiyorum. Son videomla da ilintili. Avrupa'ya gelince de Avrupa vatandaşı olmak abi nedir? Gerçekten bunun olayı nedir? Bu süreç nasıl işliyor? 5 yıllık bir çalışma şeyiniz var, yasal çalışma zorunluluğunuz. Ben bu 5 yılı nasıl geçirdim? O ipte hiç düşmeden nasıl yürüdüm? Ta bugünlere vatandaş olarak geldim. Bunların hepsini o videoda anlattım. Gerçekten böyle hani saçma sapan dil okulu videoları, o videoları, işte iltica videoları, böyle aptal saptal şeyler izlemeden aklı başında bir planınız varsa ve Avrupa'ya aklı başında gelmek istiyorsanız ve bu 5-6 yılda vatandaş olana kadar ki hepinizin nihai amacı bu, ne gibi şeyler yaşıyorsunuz? Bunları öğrenmek istiyorsanız, yani nedir bu olayın dinamiği? Açın bu videoyu, izleyin. İlaç gibi, zaten çok uzun da bir video değil bu video. Çok da yardımcı olur. 14-15 dakikalık bir video. Neyse. Bugünün konusuna gelelim. Bir, evet abi, Türkiye'deki sosyal çürüme. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben 2016'dan beri abi çok izole bir hayat yaşıyorum. Son 6 yıldır İrlanda'dayım. Hiçbirinizin yaşadığı bu ekonomik zorluklar, ülkede olan onlarca böyle gerçekten felaket görünümlü olaylar, adaletsizlik, o bu. Ben bunların hiçbirisine maruz kalmadım. Yani evet, çünkü ben burada yaşadım o süreçleri, yani hani ben gittim geldim, tatile gittim geldim. Sonuçta ama o ülkede nefes almadım. Yani bir senenin 10 günü, 15 günü maksimum. Onun dışında zaten açıkçası tatillerimi bile bol bol yurt dışında yaptım. Çünkü artık Türkiye'de inanın bana kendi aldığım, yani euro ile bile kazanç sağlasanız bile Türkiye'de yaşamak çok zor. Bunu da nereden biliyorum? Şöyle, bugün kız arkadaşımla oturduk. Migros'un sanal marketinden ekmek fiyatı baktık. Bir abi tost ekmeğinin 112 lira olduğunu görünce vallahi kusura bakmayın öyle apışıp kalıyorsunuz. İşte alın size Türkiye'de yaşamamak için bir sebep, yani en basit şey, en basit gıda ekmek, tost ekmeği 112 birim para. Ya bırakın para birimini arkadaşlar, yani birimini boş verin, euroya bile çevirsiniz ben burada tost ekmeğini daha ucuz alıyorum. Size yemin ediyorum, yani tost ekmeği burada 50 cent 1 euro, 33 lira yapar ya. Hadi abart 34 yapsın, Türkiye'de 112 lira bir poşet tost ekmeğini, yani bu nasıl bir çılgınlık? Bakıyorum Migros sanal markette yine lavaş ekmek, yani tortilla ekmeği diye size kakaladıkları ekmek var ya, lavaş, tortilla, aynı şey zaten o. Ne kadardı? 100 küsür bir şeydi o da. Size yemin ediyorum her gün Lidl diye burada bir market var. Her gün gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Verdiğimiz para o ekmeğe 99 cent. Yani 1 euro bile değil. Yani yine ben 33-34 liraya alırken sizin orada 112-113 lira para harcıyorsunuz. Ben 33 liraya aldığım ekmeği hem de euro kazanarak, siz benim kazandığım paranın TL cinsinden belki de 1/4 birini kazanıp survive etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu, kusura bakmayın abi, hangi dilde derseniz deyin, bu adil değil. Ama bunun adil olmasının sebebi de bence toplumsal bir çürümedir abi. Çünkü bir toplum bunu sorgulayabilmeli. Yani en azından ben 2017'de bıraktığım Türkiye'de insanların bunu sorguladığını görebiliyordum. En azından hala aklı fikri insanların, akil insanlar diyelim, kafalar yerindeyken insanlar sorguluyordu. Şunu söylüyordu abi, ben neden ekmeğe 50 lira 100 lira vereyim? Yani mesela bunu sorgularlardı. Ama hani o 6 yılda ne olduysa, ne değdiyse artık ülkeye, bilmiyorum. Yani kimse bunu sorgulamamış ve bunu normalleştirmiş ve hatta şunu diyenler bile var. O kadar saçma bir toplum yapısı olmuş ki. Bunlar daha iyi günler. Daha kötüsü olacak. Abi pardon da, yani bundan daha kötü ne olabilir ki? Sen buna razı mısın? Yani bunu nasıl bu şekilde normalleştiriyorsun? Hani resmen bu şey demek. Ben buna şükrediyorum. Evet, 100 lira olmasına eyvallahım. Çünkü yakında 200 lira olacak. Ya anlayabiliyorum. Evet, oradan yaşayınca evet, bu öyle kolay olmuyor dediğiniz gibi. Evet, mantıklı. 200 lira olduğunda daha kötü olacak. O zaman 100 liraya şükret. Ama bir yandan da şu olması gerekmiyor mu abi? Ben neden bir ekmeğe 100 birim para veriyorum ya? Ben neden işte Güntekin Avrupa'da 33 liraya aldığı ekmeği ben Türkiye'de kendi ülkemde Türk parasıyla neden 100 lira ve küsürüne yiyorum? Bana birisi bunu açıklasın ya. Sorgulanması gereken şey bu. Bırakın arkadaşlar, bu işin bir yönü, bakın bu sadece temel anlamda en basit ihtiyacınız olan, yeme ihtiyacınızın en basit elemanı ekmek, 120 lira. Yaşayamazsın abi sen bu şekilde Türkiye'de, yani anladın mı? 120 lira ekmek demek 4 kişilik bir ailede günlük 500 liraya yakın ekmek diyelim, hani attım. Ha bu arada normal somondan bahsetmiyorum, onun 8-10 olduğunu biliyorum ama yani çocuğuna bir tost da mı yapamayacaksın abi, yani hani bir ekmeği de mi kızar? Bırak tostu ya, bir ekmek mi kızartamayacaksın ya? Yani hani 4 kişilik bir aile olsanız bir poşet torba ekmeği siz hani 2 günde bitirirseniz deseniz, her 2 günde bir 100 lira ekmek parası demek.
Anlatabildim mi? 15 günde yani sen nereden bakarsan bak çok ciddi bir rakamı, meblağı sadece ekmeğe veriyorsun demek yani. Anlatabildim yani. Bu bilmiyorum arkadaşlar yani sadece ekmeğe 15 günde 1500 lira gibi para yapıyor yani. Bunlar ciddi şeyler ya. Yani bunların bence sorgulanması lazım. Kaldı ki bu sadece bir yönü. Toplumda o kadar şey hani yanlış şey o kadar meşrulaştırılmış ki Türkiye'de, o kadar çirkin yoz hareketler meşru bir hale getirilmiş ki ve bunlar hani normal olağan karşılanıyor. İşte nedir? Ben özellikle bunu gördüm bu arada. Hani hayvanlara tecavüz, hayvanlara işkence, hayvanların öldürülmesi. Bunlar şu anda Türkiye'de gırla arttı. Yani inanın bana 2017'deki Türkiye'de bu kadar yoktu. Ama şu anda bakıyorsunuz 2023 Türkiye'sinde yıllar ileri gitmesine rağmen toplum geri gidiyor abi. Abi hayvan öldürmek nedir yani? Hayvana tecavüz etmek nedir? Ben bir video izledim. 16-17 yaşındaki gençler video çekmişler. Affedersiniz. Mamak'ta, Ankara'da oluyor, ülkenin başkentinde. Ya bildiğiniz ata tecavüz ediyorlar. Yani hani abi bu nedir ya? Sen böyle bir çürümeyi izah edemezsin. Ya bırak kaldı ki hayvanı, insanın insana saygısı yok. Ya o da ayrı bir şey. De kadınları tecavüz, çocuk istismarları, işte bilmem ne efendim, tarikatçılar bilmem neler. Ülkede her bok var yani, anladın mı? Her yerden bir leşlik var yani, anladın mı? Bir leşlik akıyor ve benim hatırladığım Türkiye hiç böyle bir Türkiye değildi. Ha bu arada biliyorum hala Türkiye'de aydın, aklı başında bir kesim hala var ama hani ya sayısı az ya da bu kadar cahille ya da leşlikle baş edemeyecek kadar az. O yüzden gözükmüyorlar artık. Gözükseler de bir şey yapamıyorlar. Kaldı ki bence bir yerde yalan yok şimdi. Hani ya nasıl yönetilmek istiyorsanız öyle yönetiliyorsunuz arkadaşlar. Ama hani insanların bence buna bir uyanması lazım ya. Ulan ben ne yaşıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum? Benim neden geleceğe dair bir umudum yok bu ülkede? Neden mesela bir üniversiteden atıyorum bir avukat olarak mezun olup da gidip ben 15-16 bin liraya çalışmak zorundayım? Neden buna karşı çıkmıyorum? Çünkü 15-16 bin lira en boktan evin affedersin kirası zaten artık. Sadece kira verin nasıl yaşayayım ben? İnsan değil miyim? Ayda bir en azından bir 3-4 kere yemeğe dışarı çıkmayacak mıyım? Arkadaşlarımla görüşmeyecek miyim? Bir kıyafet alırken hep böyle fişine mi bakacağım ya da hiç alamayacak mıyım? Camdan mı bakacağım? Yani hani bunları bir toplumun arkadaşlar oturup sorgulaması lazım. Siz bunu sorgulamadığınız sürece de inanın bana bu ülkede hiçbir şey değişmez. Türkiye aynı tas aynı hamam gider. Türkiye için güzel bir benzetme vardı. Ben bu benzetmeyi doğru biliyorum. Türkiye'deki yönetim biçimi don lastiği tarzında. Çekiyorsunuz don lastiğini uzuyor ve ülke bir yerlere geldi sanıyorsunuz. Gelişimler oluyor. Bir bırakıyorsun hop büzülüp eski haline geliyor. Yani don lastiği gibi çekiyorsun gidiyor sonra bırakıyorsun geliyor. Git gel git gel. Yani ülkenin ekonomisi de böyle don lastiği gibi. Aslında onu söylemeye çalışıyorum. Türk ekonomisi don lastiği gibi. Ben 96-97'de işte şey vardı Kemal Derviş politikaları falan. Türkiye gerçekten ekonomik olarak çok düzeldi. 2012-13'te gerçekten hani Avrupa ülkelerinden çok daha iyi bir yerdeydik. Ve böyleydi. Sonra böyle oldu yine. Bir anda down battık. Yani neden? Yine işte politik o bu. Yine saçma sapan ülkeyi yönetenlerin düştüğü saçma sapan kafalar. Hop down. Yani. İşin garip tarafı ülkesini seven, ülkesine sahip çıkmaya çalışan insanlar da sonra vatan haini olarak atfedildi. Bakın bu da çok terbiyesizce bir şeydir. Yani ben şunu söyleyeyim size. Gerçekten objektif olmak çoğu insanın kaldıramadığı bir şey şu anda Türkiye'de. Niyesini bilmiyorum. Niye toplum bu kadar cahilleşti bilmiyorum. Okumayı etmeyi bilen bir toplum, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar, köklü bir kültüre sahip olan bir ülke ne ara bu kadar cahilleşti ya? Ne ara oldu bütün bu saçmalıklar? Yani gerçekten bütün bu olay 6-7 yılda mı oldu? Yani gerçekten hani çürüme bu yani, anlatabildim mi? Yani ve bunu tahmin edemezsiniz. Ülkede sayısız göçmen var artık. Yani ne üdüğü belirsiz işte Afgan ya. Sen Afganla hangi kendi kültürünü nasıl bir tutarsın? Adamlar insanları kesmeyi, kadınları biçmeyi bir kendilerine vazife edinmiş bir toplum. Yani bu yani hani militan gibi olan bir toplumun bireyleriyle siz nasıl iç içe yaşarsınız? Nasıl yaşasın Türk toplumu bu insanlarla? İşte yani arkadaşlar böyle. Hani derler ya bir ortamda iki beş arkadaşının toplamı kadarsındır. Yani Türkiye'de de olan bu yani. Hani orada olan ırkların işte dördünün beşinin toplamı kadar ortalama bir zekaya sahip oluyor çocuklar, gençler. Neyse hani ya Türkiye'ye dair konuşulacak çok şey var ama arkadaşlar özeti şu. Türkiye'deki insanların bütün toplumun toplu bir şekilde bir uyanması lazım. Artık her şeyi oraya buraya bırakıp tek basit soruyu sorması lazım. Biz neden bir torba tost ekmeğini 120 lira veriyoruz? Bunu bir araştırın. Bunu bir düşünün ya. Bir kendinize bir düşünün. Neden? Neden ya? Ki Avrupa'da herhangi bir ülkede adam bak 30 lira veriyormuş. Yine bizden az. Neden biz veriyoruz? Ve biz o adamın çeyreğe kadar da kazanmıyoruz. Aynı birimde de kazanmıyoruz. Gibi gibi gibi. Bence bunlar kesinlikle sorulmalı.
Yani bir de şu birim kıyaslaması yapmayın diyen geri zekalıları da şunu söyleyeceğim. Güzel arkadaşım, çok basit bir şey var. Ben burada aldığım para euro olabilir. Ama birim olarak bakarsın. Ne kadar birim paramı harcıyorum bir torba ekmeğe? Ben 2000'lerdeyken Türkiye'de bir ekmek 1 liraydı. 50 kuruştu, 60 kuruştu. Budur zaten olması gereken bu, anladın mı? Birim olarak 1 lira vermektir ekmeği doğru olan. 100 lira vermek değildir. Bunu savunan da geri zekalıdır. Bu kadar basit. Bunu da söyleyeyim. Bunun birimi mirimi yok arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun, bir ekmeğe bir birimden fazla para verilmez. Bitti, bunun olayı odur. Bir suda 1 liradır en fazla. Bu budur yani. Hani. Bu değişmez. Lan ekmeğin masrafı ne, suyun masrafı ne? Yani anlatabildim. Olay bu yani hani. Diğer bir konuda hani yurt dışına çıkan bireylerimiz, işte toplumun geriye kalan kısmı için bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, dışarıda çok fazla yaşayan insanımız var ama hani şöyle söyleyeyim size, şu anda Türkiye'den zaten gidenler de mesela Google, YouTube'a yazın hani yurt dışı diye, görüyorsunuz. Adam ya iltica videosu anlatıyor. Meksika'dan şöyle iltica ettim, ya işte dil okulu nasıl gelirim, nasıl tutundum. Saçma sapan aptal saptal muhabbetler. Ya giden gitsin böyle, biz bir şey de demiyoruz. Ama hani ya farkında değil misiniz aslında ne kadar kalitesiz bir görüntü bu? Yani hani neden mesela şu olmuyor? Doktora programına nasıl girdim? İşte yüksek lisansa nasıl başvurdum? Burslu doktora programına nasıl girilir mesela? Niye bunlar yok da bunlar var? Çünkü biraz da bence zahmet etmeyi sevmeyen bir toplum var. Türk toplumu genel olarak paraya çok çabuk bir yerden bağlanmak istediği için, daha doğrusu Türk toplumu değil, Türk gençlerinin yeni kuşağı diyelim. Bu Z, meşhur Z kuşağı var ya. Yani bana sorarsanız çok bildiğini sanan ama çoğunun da çok bildiğini bilmediğime emin olduğum insanlar. Hani hiçbir şey bilmediklerine emin olduğum tipler. Yurt dışında, Türkiye'de fark etmez. Böyle bir kuşak türedi yani. Hani çok kolay yollardan para kazanabiliriz. Bu bir rüya değil. İşte sosyal medyada influencer olurum, o olurum, bu olurum. Olursun yavrum, olursun. Bu kafayla senden her şey olur yani. Hani Elon Musk da olursun, uzaya da çıkarsın sen. Yani neyse, bu işin komik tarafı ama arkadaşlar maalesef şimdi o zaten o çürümeden gelen insanlar, dünyanın neresine koyarsanız koyun yine çürük çürük hareketlerine devam eder. O yüzden burada gelir işte, ne bileyim, orada ben vasıfsız bir iş yapıp da 16-17 bin lira alacağımı, oradan hatta insanlardan borç para, harç para alırım, yurt dışına giderim, dil okuluna giderim, bir şekilde yaparım ederim, dilim olması önemli değil, ben kesin tutunurumcular gelirler burada, ellerindeki parayı da çarçur ederler. Sonra da paşa paşa geldikleri gibi de geri dönerler. Hem insanlara zarar verirler, hem kendilerine zarar verirler, hem istediklerine de ulaşamazlar. Geldiği gibi hop, çanta koluna, herkes yoluna. Bu. Maalesef arkadaşlar, ben Türkiye'nin dışarısına baktığımda, lan ben de bir şey değilim. Ben de normal bir çalışanım işte. Yani ben ne yapıyorum? Beyaz yakalı bir köleyim işte. Ben bunu kendim söylüyorum. Bende sıfır ego var, anasını satayım. Ben de herkes gibi çalışıyorum. Bu kadar. Ben buyum, bu kadarım yani. Çalışan bir insanım. Babamın yatı yok, katı yok. Normal devlet memuru çocuğuydum, Türkiye'deydi. Ama hani buraya geldim, en azından şunu biliyorum. İnsan şunu demeli ya. Ya ben kendimi neyi reva görüyorum? Ben ne seçiyorum? Madem yeni bir ülkeye taşındım, yeni bir başlangıç yapacağım sıfırdan. Buraya da böyle ırgat gibi gelme be güzel kardeşim ya. Git iki kelime İngilizce öğren. Ben gerçekten hiç inanmıyorum ben dil okuluyla gelip de dil öğrenen insanların çok çok olduğuna. Yani herhalde 100 kişilik mevcutta ancak bir kişi iki kişidir diyorum. İnanın bana öyle. Hele bir de Türklerse burada öyle. En fazla biri ikisi doğru düzgün öğrenir. Çünkü adam dil okuluna gelmemiş ki, çalışmaya gelmiş. Dil okulu kisve. Gerisi iş. Adam buraya ırgat olmaya gelmiş ama ırgatlığın vizesi dil okulu vizesi. Bu kadar. Ya bu işçi de olursun, ırgat da olursun. Önemli değil. Zaten çoğu da Türkiye'de çalışmış etmiş üniversite mezunu tipler geliyor buraya. Bu da önemli değil. Önemli olan şu. Kendine reva gördüğün şey, neden daha iyisini yapmaya çalışmıyorsun? Neden orada mesela belli bir seviye İngilizceye getirip de dil okuluna vereceğin parayı gidip de bir üniversiteye verip üniversite okumuyorsun be güzel kardeşim? Aynı para lan. Senin 2 yılda dil okuluna verdiğin parayla burada master yapılıyor. Gel git master yap bari. Yok ama bunu kendilerine reva görmezler. Hani kafa şu. Ben geldim bir an önce, kafamda kask, elimde as silahım, ben askerim, koşuyorum şeye, cepheye. Kim sana böyle bir şey söyledi ya? Bir sakin ol. Bir dur, düşün, ne yapıyorum? Bir plan yap daha gelmeden. Ben ne kadar İngilizce biliyorum? Otur bir çalış. Hangi ülkeye gidiyorsan, Almanya'ya da gidiyorsan, biraz toplumuna bak, bir araştır. Belki sana hiç uymuyor. Paranı çarçur etme. Kendine uygun bir ülkeye git. Belki sen İspanyolları seviyorsun ya da İtalyanlarla daha yakınsın. Git orada devam et. İnan bana, insan mutlu olduğu yerde ne kadar az gelir olursa olsun yine de daha mutlu olur. Daha çok iyi işler başarır. Ama bakıyorsunuz Türkiye'nin dışarıdaki toplumuna. Yani bu YouTube'da bile görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hani kalifiye olmayan, gerçekten sıfır liyakat, %100 vasıfsız bir ton adam oralara gidip bir de şey, öğüt verir gibi video yapıyorlar böyle. Soytarı soytarı videolar çekiyorlar yani.
Ve benim ülkemin insanı da bunları izleyip şey yapıyor, feyz almaya çalışıyor. Ulan herifin kendine ayarı yok. Bir tane var gördün mü öyle kıvırcık. Adam böyle şişmiş Rambo gibi anasını satayım. Yemekten artık kolesterol bombası haline gelmiş herif. McDonald's'ta saatine 9-10 euro çalışıp charge edip yani öyle söyleyeyim yaşamaya çalışıyor herif. Bir de gelmiş millete akıl veriyor. Lan oraya gidip de Amerika'da yapacağın en son iş McDonald's'ta hamburger satmak. Ya da İrlanda'ya gelip de yapacağın en son iş işte yemek paketi atmak. Ya bu ya kötüdür diye demiyorum arkadaşım ama yani hani insan kendini bilir. Orada mesela örnek veriyorum avukatlık okumuşsun buraya gelmişsin. Ya ikinci günden bulaşıkçılık yapma be. Otur biraz Türkiye'de çalış belki gelip burada master'ını hukuk alanında yaparsın. Biraz akıllı ol kabul alabiliyorsun. Yazık değil mi mesela? Örnek veriyorum sadece size. Ya da işte atıyorum öğretmensin buraya geldin. Ya gidip bu işi yapma abi git mesela şu var sivil toplum örgütlerine gir. Orada insanlara yardımcı olmaya çalış. Bu da olabilir yani hani neden illaki böyle hani herkesin yaptığı gibi hemen gidip en kötü işi yapmalıyım. Yani hani bilmiyorum arkadaşlar biraz da herhalde toplum olarak bizim bence artık hani eskiden belki 40 lira mı şimdi 80 fırın yiyecek ekmeğimiz var. Size yemin ediyorum. Yurt dışında ya da yurt içinde çalışanı beyaz yakalısı hiç fark etmez. Ben gerçekten çoğu anlamda Türkiye'de azınlık bir kesimin olduğunu ve o azınlık kesiminin bilgi birikiminin, entelektüelliğinin, kendini geliştirmişliğinin yurt dışındakinden bile daha çok olduğunu biliyorum. Yazık o insanlara. Ben o insanlara üzülüyorum sadece. Çünkü onlar olmaması gereken şartlarda yaşıyorlar. Asıl onlar burada olmayı hak ediyorlar. Ama buraya da inanın bana işte hasbelkader bir şekilde ondan bundan para bulmuş ya da babasından para araklayıp 10 bin euroyu denkleştirmiş. Herkes artık yurt dışına gitmeye çalışıyor ya da gidiyor. Sonra gelip burada işte patlıyorlar falan filan. Ya bu benim derdim mi diyebilirsin. Güntekin sana ne lan bu senin derdin mi? Yok bu benim derdim değil bu benim hayatımı etkilemez ama bir sosyal medyada içerik üreten bir insan olarak ya da bırakın her şeyi sizle dertleşen bir arkadaşınız olarak görün beni. Samimi düşüncelerimi hep paylaşırım sizle çünkü. Bu benim derdim değil ama toplumun benim derdim ya. Ben o toplumun bir parçasıyım. Yani ben Türk'üm, Türkiye'den gelmişim arkadaşım. Yani tabii ki de bu benim derdim lan. Kimin derdi olacaktı? İnsan kendi insanlarını, kendi toplumunu daha iyi bir yerde görmek istemez mi? İster. Ve ben de bu yüzden konuşuyorum. Bunda ne yanlış var? Kendi insanımı daha iyi yerde görmek istedim diye eleştirmek mi yanlış? Bir kere yapıcı diye bir eleştiri tarzı var. Biz daha onu bile anlamıyoruz artık. Öyle bir hale gelinmiş ki arkadaşlar siz var ya bir kelime söyleyin. Ya size hain ilan ederler ya işte şeysinizdir, sen kötüsündür, sen pissindir. Yani hani bilmiyorum yani milattan önceki dönemlere dönmüşüz ülke olarak. İnşallah toparlarız diyorum. Daha fazla da uzatmayacağım. Hepinizin gönlünce olsun ama şunu bilin arkadaşlar. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi toprak parçasında yaşarsanız yaşayın. Şunu unutmayın. Sen doğru olanı yapmadıkça, sen kendini ayna tutup eksiğinle görmedikçe, sen o eksikleri gidermedikçe, aksiyon almadıkça değilsenin sırtına binmek yani böyle neyse yani daha yapanınız çok olur diyeyim. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. 18 dakikanızı almışım. Bir sonrakinde görüşürüz. Gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.